18 bin alem. Oradan. Eğer ruhuna vursa o da yanar. Niyetine mazhar oldu. Kalbi kavseyeni geçti. Tabii hassizlik şeylere, yani hassizlik kemale diyor ya, Allah'a mahsus hassizlik. He tabii Allah'a. Mazhar olması, yani oradaki o hassizlik şeyi mesela peygamberimizdeki nasıl bir, hani o. Ona bilmiyorum ki. Yalnız şunu biliyor. Bak. Allah Allah olduğunu biliyor mu? Soru soruyor. Biliyor. Allah Allah olduğunu bilmekten ve Allah'a mahsus bir lezzeti mukaddesesini düşün. İniyorum aşağıya. Peygamber peygamber olduğunu biliyor mu? Biliyor. Peygamber kainatın çekirdeği olduğunu biliyor mu? Yani peygamber peygamber olmaktan gelen ve peygambere mahsus olan lezzeti mukaddesesini düşün. Ben insanım. İnsanlığımı biliyor. Bildiğim kadar. Ve bilme nispetinde ne kadar şuurlu biliyorsam bana mahsus bir lezzet-i mukaddesem var. Ben yani fark edip Furkan olup. Fark eden Furkan oluyor. Ne kadar Furkan oluyor? Canlı Kur'an oluyor. Fark ettiği kadar. Kur'an'ı kimse görmemiştir. Masadaki şey, dolaptaki Kur'an değil o. Nedir o? Musaftır. Nedir o? Şekli, mürekkebi Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ses yazıya benziyor mu? Benzemiyor. Geç arkaya. O sesin içinde fikriyat, hissiyat, ruhiyat hiç benziyor mu? Çünkü Kur'an mahluk değil. Kur'an mahluk değil. Bu ona giydirilen libasa, libas diyor, harf libası diyor. Mektubatta. Harf libastır, Kur'an değil bu. Giydirilen elbisedir şu anda önümüzdeki kitap. Kur'an ucu lahut yani mahluk değil. Bak şimdi bir misal verdim. Fenzur ila serrahme ila ahir. Bak bu yazı, yazı burada şekil var siz görmüyorsunuz. Ben sese dönüştürüyorum. Fenzur ila seri rahmetillahi keyfe yuhyi erde meftiha ila ahir. Bu yazıya sesim benziyor mu? Benzemiyor. Ha, içerisindeki, sesin içerisindeki fikriyat, hissiyat, latifeler de benzemiyor. Onun arkası işte Kur'an. Onu ne kadar fikredersen, hissedersen senin Kur'an'ın o. Onun için herkesin Kur'an'ı farklı. Neyse. Son hocam, o Mehmet'in sorusunu hani iki satır önce dedin ya, asarıyla dedin ya, orası cevap olacak mı hocam? Peygamber Efendimiz'in dedi ya Mehmet, kemalatsız. Ortalık karıştı. Neresin, nereden, neredeyiz? O, ben de. Okuduğun yer var ya, dedin ya, hassız kemalatta. Onun üstünde asarıyla dedi ya. Dedi o peygamberimizin eserleri diye yaptıklarıyla o şeye mazhar oluyor. Evet. Böyle bir zat. İyi bir adam ya. Ne adamdır. Kafam, sistem. Ya peygamber, bütün kainatın çekirdeğim, bütün kainatın nuruyum. Yani ona ufak bir para olsa, arabam değişiyor, eşim değişiyor, işim değişiyor, aşım değişiyor. Allah Allah. Ulan bütün kainatın çekirdeği ben olacağım. Gittim, göreceğim. Allah bana muhatap olacak. Ulan hareketimde bir değişiklik olmayacak. Kafayı ben yerim ya. Ya? Ama sen bu halde beraber düşünüyorsun. Tamam. Şimdi bir de aşere-i mübeşere. Var ya 10 kişi cennette müjdelenmiş. Ulan dünyada bana diyecek ki Allah, seni garanti cennete koydu. Bu böyle bir şey haberle yaşamak. He? Nasıl adamlarmış ya? Ahiret güzel olacak ha. Çok hoş olacak. Neyse. İşte bu üç nokta gibi çok noktalar var. Kat'i sureti ispat ederler ki şahsiyeti manevi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakikaten tabi estağfurullah bu kırık burada oldu. En sarhoşumuz, en kral peygamber bizim peygamber hocam dedi adam. Sarhoş ha. Şimdi peygamber böyle bir baktığın zaman bir beşeriyetinden çıkıyorsun. Yani bir beşeriyet sıfatı var. Bir ubudiyet sıfatı var. Bir de vazifedarlığı var ya. Vazifedarlığından bahsediyoruz. Daha önce vazifesinden de değil. Arkası, nurundan bahsettik. Zat-ı Zülcelal, Allah tecelli etti. O nura tecelli etti, 18 bin alem fışkırdı, kendi ruhu dahil. Onun Ahmedi Muhammed'inden yaratıldı. Onun beşeriyeti de, ruhu da onurdan yaratıldı. Şimdi,
Bu şahsiyeti manevi Muhammediye aleyhissalatü vesselam kainatın manevi bir güneş olduğu gibi. Güneş düşün, kalktı. Her şey bitti. Odun bile güneşten yapılıyor. Ne oluyor bize? Güneş vurdu. Odunu yaptı. Odun oldu. Arttı. Güneş kendisine sarıyormuş. 10. sözde geçiyor. Yakında gelecekte ispat edilecek. Güneş ışığını geriye sardığı zaman. Çünkü yoğunluğu büyük olduğundan gene absorbe ediyor. Geri çıkıyor. Çünkü odunu yaktığın zaman gene ona gidiyor. 10. sözde söylüyor. Geriye sarıyor. Verdi israf etmiyor. Ulan verdi. Kalan kalsın da ne yaparsanız yapın yok. Odun oldu, çiçek oldu, ot oldu, koyun oldu, et oldu, sen oldu, ben oldu. Arttı mı güneşten? Geri sarıyor. Sizin kitaptan bahsediyorum. 10. sözden bahsediyorum. Şahsiyet-i Muhammed aleyhissalatü vesselam kainatın manevi bir güneş olduğu gibi. Güneş. Bu kainat denilen Kur'an-ı Kebiri Ayat-ı Kübrası, bu kainat neymiş? Kur'an-ı Kebir'in Ayat-ı Kübrası Peygamberimiz. Bu kainat Kur'an olsa 18 bin alem, bunun Ayat-ı Kübrası o Furkan-ı Azam'ın ismi azamı kitap olsa, Furkan olsa, Kur'an olsa, o kitabın ismi azamı, ismi ferdin cilve-i azamının bir aynesidir Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Yedinci şu ayet-i kübra. Yok, acayip bir şey ya. Başım dönüyor. İnan, mübalağa etmiyorum şu anda. Tuhaf bir hale soktu beni ya. Bir kere, bir daha ne olur? Allah hay sıfatını, hay. Bir anda tecelli edemez, patlarmış. Onu indirgeyen esma var. Hay, esmanın, esma nedir karşılığı? Hay'ın esmadaki karşılığı nedir? Hay, haya. Esmada nedir? Muhi. Muhi, indirgedi. Yetmiyor, parçalar. Hay parçalar her tarafı, darmadağın eder. Olmaz. Hay, muhi olarak. Muhi, Nur-u Muhammed'i olarak. Nur-u Muhammed'i şeceri hilkat olarak. Ondan sonra indirgendi. Trafo. Ondan sonra biz yaratıldık. Bu hakikatler direkt verse patlar gene. Adem aleyhisselam, bütün peygamberler, peygamberimizin müminleri yardımcıları 328 barla. Mesela üniversitede adam fizik profesörü ders anlatıyor. 2 çarpı 5, 10 diye anlatır mı? Onu profesöre takdim ettiler çocuğu, delikanlı, fiziği öğret. Ama ondan önce ilkokul, öğretmen yetiştirdi, ortaokula teslim etti mi öğretmeni? Ortaokuldaki öğretmenler yetiştirdi. Liseye teslim ettiler mi öğretmeni? Lisede bitirince artık profesörden ders alacak duruma geldi. Gelmeden onu sınıfa almazlar. Peygamberimizden de aleyhissalatü vesselam ders alacak ümmet olması için Adem aleyhisselamın sürecinden geçilmesi lazım beşer. O zaman seni ne emniyeti var ki bu süreçten geçmeden buradasın? Veya o zaman sen kimsin? Acaba o süreçleri orada yaşamış mısın? Kur'an'dan direkt ders alacak, nasıl muhatap oldun? O zaman sen kimsin? O, her neyse, kainatın umum zerratının, umum zaman, bak, duaya bak, ustad ne diyor? Ustad da şaşırmış, sistem birbirine girmiş, böyle dua yapmış, bak. Dar, biliyorlar, dar dedin. Dağlı Ahmet oluyor. Muhammed'e darp ediliyor. Evet, darp edilip Ahmet oluyor. Orada öyle söyleyeyim işte. Devamında değil mi? Onlar bak kainatın çekirdeği Nur-u Muhammed'i olduğunu bilmiyorlar değil mi abi? Hangileri? Bizden öncekiler. Öğretilmişti. Çünkü Adem aleyhisselam dedi ki alnımda bir şey var dedi. Ve cennetin kapısında da Muhammed yazıyor. Kim ya Rabbi dedi. O işte senin de yaratıldığın, senin ruhun da yaratıldığı zattır dedi. O zaman uyanık. Tabii peygamber uyanık ve zeki ve akıllıdır. Ne dedi? Ya Rabbi dünyada Muhammed'in o beni yarattın. Cennette de onun kapısı onun için her şeyi onun yolundan yarattın. Onun hürmetine beni affet deyince affetti.
Yani Adem Aleyhisselam peygamberliğinde evet, yani bu ferasetle biliyordu ama peki ümmet, insanlık? Bilmiyor. O kadar bilmiyor. Mesela şu andaki bilgi yoktu. Çünkü niye? Çünkü bu dersi alacak durumda değil. Mesela şöyle bir misal vereyim. Şöyle ne olur bir hayal. Senin köyüne gelsem bu dersi yapabilir miyim? Ama insana hitap edeyim. Ama değil diyeyim. Senin köyünü anlatabilir miyim? Peki bu dersi camiye, kürselere hocalık yapan insanım. Bu dersi yapabilir miyim? Şu tepecikte cami yapabilir miyim? Çok vaaz etmişim burada, bunlar bilir. Temel olmadığın zaten üstüne bina edilmez. Ya nasıl anlatacaksın bunu? Ben size güvenmesem bunu nasıl yaparım? Ama bazıları dinleyecek. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Şu andaki havanız nasıl? Ben denedim biliyor musun? Çık böyle, ben acayip oldum. Bunu salı günü bunun bir mukaddemesini yaptık dersi. Ben samimi söylüyorum. Geldim, nasıl oluyor dedim, kamerayı bilgisayara aktardım. Dersi ben dinliyorum. Ne olur ha? Yani akşamı. Ben dinliyorum. Derse muhatap oldum. Kur'an'a yemin ederim. Ben bu dersteki şu anda aldığım feyzi, bu dersi CD'de ben dinledim. Hiç alakası yok. Ben, çünkü orada kişi var. Burada ne var bilmiyorum. Bilmiyorum desem yalan olur tövbe. Bilmediğim şeyler var. Bak bu şahidim olsun. Bu atmosferdeki şey hiçbir şey değil ya. Ne olduğunu da bilmiyorum. Yalnız şahs-ı manevinin canlı ve ruhlu olduğunu, şu arada itikadım ve inancım, imanım odur ki bir kere Allah var. Peygamberin şahsi manevisi var. Ve Allah olduktan sonra onun üniversite diploması olunca ilkokul diploması da var. Ruhaniyatlar, melekler, cinlerin Müslümanı, ustadlar, gazaliler, rabbaniler, ihlaslı olan bir ilim elcisinde varlar. Bir de Allah'ın rahmeti niye? Evet, sekine. Nasıl bu? Burada neyle? Hepimizin birbirimizin kalbine akis var. Allah bilir hangimizin masum bir kalbinden Allah hepimizi feyziyap yapıyor. Tamam. Hepimiz talebiyiz. Hepimiz bunun etrafında kenetlenmişiz. Şimdi şurada bak ne diyor. Kainatın umum zerratının, umum zamanlarındaki umum dakikalarının, o ustata sistemi gitmiş bak. Bir daha okuyorum. Kainatın umum zerratının, kainatın umum zamanlardaki umum dakikalarının bütün aşirelerine 10. ibre darp edilip birbirine çarpılsa, hasır-ı darp adedince, o çarpımdan sonra ortaya çıkan adedince, o Zat-ı Ahmediye'ye selatü selam, nihayetsiz hazine-i rahmetinden inmesini, zat-ı ferdi ehad-ı samedden niyaz ediyoruz. Duaya bak, bunun emri ne dedi ya? Ne dedi? Zaten kafam karıştı. Dedi ki, kainatın umum zerratının, kainat tabi dünya değil ha, 18 bin harf, umum zamanlardaki umum dakikalarının, o dakikalardaki aşirelerin, dakika böyle tam ya hamise gidiyor, 10. ibre. Onları birbirine çarpmaktan hasıl olan da, hasili darp adedince, Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselama selam, ona selam, nihayetsiz hazine-i rahmetinden inmesini, ona selamın ve selamın inmesini kimden istiyorum? Zat-ı ferdi ehad-ı samet'ten niyaz ediyoruz. Ve niyazımızı da biz de yapıyoruz. Allah'ım kabul-i karin eyle. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı hoşnut eyle. Amin. Haberdar eyle. Amin. Bize şefaatçi eyle. Amin. Onun hürmetine alem-i İslam'ı affeyle ya Rabbi. Amin. Ağlayan alem-i İslam'ı İttihad-ı İslam'la güldür ya Rabbi. Amin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Amin. Maddi ve manevi hastalıkların sebebi olan erba habiseleri, mevad-i şerileri hak ile yeksan eyle. Amin. Sihat ve selametin sebebi olan erva haliyeleri, ruh kutsileri nasip eyle. Amin. Bu hakikatta haklanıp kabre girmeyi nasip eyle. Amin. Hizmet imani Kur'aniye'de ihlasla, sadakatla, takva ile, hizmetle, iştinab-ı keba ile mazhar eyle ya Rabbi. Amin. İştirak amal-i uhreviyeden hissemizi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi,
Bizim dua ettiklerimizi, bize dua edenleri nasip ya Rabbi, ya Rabbel alemin nasip eyle ve âli eyle. Ve ahir davahum enilhamdülillah Rabbil alemin. Subhaneke la ilme lena illa ma lemtena innekentel alimun hakim. Ve ahir davahum enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha'tum as-salavat.